Bugün Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için çıkmış olduğumuz bir yolculukta geldiğimiz noktada cüzdan, kart vizitli, kemer üretim tesislerimizdeyiz. Yolculuğumuza 2015 yılında istihdama katkı olsun ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılması için Erzurum İş İl Müdürlüğümüzle ortak bir projeyle başladık. 25 kişilik vasıfsız iş gücünü 6 aylık eğitimlerle yetiştirdik ve bugün istihdama katmış olduk onları. Tabii yapmış olduğumuz bu çalışmalar ülke genelinde duyuldu. Duyulduktan sonra büyük üreticiler de bizimle iletişime geçtiler. Bizim de ürünlerimizi orada üretme imkanımız olur mu diye. Biz bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 50 kişiye yakın ekibimizle onlara da hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz çalışmalarda ekipman, makine, tesisat alma noktasında da gerçekleştirdiğimiz ziyaretçilerde diğer üretimcilere ulaştık. Onlar da dünya genelinde de aslında bizim de tespit ettiğimiz bir noktada her evde bulunan terlik, ayakkabı, herkesin kullandığı ürünlerin de saya dediğimiz üst kısımlarının imalatı noktasında bir açık olduğunu gördük ve bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde sayacılık ve terlik sayası üzerine de ekiplerimizle birlikte çalışmaya başladık. Dünya markalarının belki bir kısmının da sayası artık Erzurum'da bizim kendi tesislerimizde imalatı gerçekleşmeye başladı. Bu yeni bir çalışma ama ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğini, daha çok kişinin istihdam edileceği, belki de bir sanayi sektör haline geleceğini temenni ediyoruz. O yolda da emin adımlarla yürüyoruz biz burada. Dericilik noktası bölgenin
Erzurum başta olmak üzere bölgenin geçmişten günümüze kadar uzanan bir öyküsü var dericiliğin. Hem giyimde, hem aksesuarda, hem çantada, hem ayakkabıda birçok noktada deri buralarda hayvancılığın da yoğun olduğu için buralarda zamanında yapılmış. Fakat hani ustadan çırağa aktarılmayan meslekler herkesin bildiği gibi artık ömrünü donduruluyor, unutuluyor. Daha çok sanayileşmeyle beraber biz bunu canlandıralım, ekonomiye katma değer sağlayalım noktasında. Belli bir vasıfsız iş gücünü, isteklilik de tabii burada çok önemli. Kişiler bunu istekli olması gerekiyor. Bunları eğitmeye başladık. İşkur İl Müdürlüğümüzle beraber bir sayacılık, deri imalatçılığı üzerine meslek eğitim kursları düzenledik. Bu kurslardan aldığımız verim ve kursların neticesinde bu arkadaşlarımız artık bu mesleği öğrendiler. Birer altın bilezik sahibi olmuş oldular. İpliği, iğneyi, deriyi, makineyi bilmeyen kişiler bugün size cüzdan üretebiliyor, çanta üretebiliyor, işte kemer üretebiliyor, ayakkabı sayası dikebiliyor. Nitelikli iş gücünü oluşturmaya çalışıyoruz burada.